Şimdi olay, bir tane çalışanı iğrenç bir şey yapıyor ve şirket bunu kabul edip özür diliyor. Sonrasında bu olay bir internet sitesinde ortaya çıktı. Bugün eğilmekten, iktidara yalakalık yapmaktan neredeyse düşecek bir gazete özel haberim diye sunuyor. Olay tamamen bizim dışımıza geliştikten sonra sizin de anlattığınız gibi bu işin metro turizmi sahibi iş adamı olayı bambaşka yere çekerek hiçbir suçu günahı olmayan insanlara iftira atarak bunu savuşturmaya çalışıyor. Yalanın, iftiranın, bütün kötülüklerin senin yüzüne patladı ifadesini biz ironik, ağır, kabul ediyorum ağır olduğunu, ağır bir ironiyle, provokatif bir başlıkla vermek istedik ve bunu yaptık. Gazetecilikte zaman zaman gerçekleri bu tür ifade etme vardır. Bunun risklerini de biliyorduk. Yanlış anlaşılma ihtimalini tabii ki aramızda konuştuk. Ancak bazen gerçeklerin bu tür ağır bir ironiyle bu kadar sarsacak bir şekilde ifade edilmesi gazetecilikte vardır. Biz bunu yaptık. Ama dediğim gibi rahatsız olan olmuşsa, bunu bize yakıştırmayan olmuşsa, Ortak bir onların kanaat mıydı? üzülmesine, tabii ki onların üzülmesinden dolayı çok üzüntü duyduk. Ama bu manşetten ziyade olayın konuşulması lazım. Yani ne kadar iğrenç bir olayı gidiyor tertemiz insanlara, çok güzel insanlara iftira atarak kapatmaya çalışan birisi var, bir kitle var ve devamlı yapıyorlar. Ve biri de artık çıkıp anladıkları dilden kısaca söyledik. Ama dediğim gibi yanlış anlaşıldıysak da özür dileriz. Özür diliyorsun. Peki. Bundan da hiç gocunmayız. Yani aman burnumuzdan kıl aldırmayız. Artık işte bu beğenmezsen işine gelmiyor sokuma. Bu bizim tarzımız değil, bu bizim üslubumuz Aynen. değil. Genel olarak da üslubumuzu, tavrımızı değiştirmiş de değiliz. Yani